Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbağır.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Abone sayacında bir sıkıntı var. Ondan dolayı paylaşamıyorum arkadaşlar ama 62.098 idi ben bu videoyu çekerken. Yani 62.100 sayın. Hepinize iyi katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Ayrıca Melih Taş kardeşime özellikle buradan selamlar olsun ve teşekkürler olsun. Sevgili Melih'ciğim çok sağ ol beni çok onurlandırdın, gururlandırdın. Ne, ne yaptı ki hocam? Maç sonu canlı yayınında yayını beğenen kanala abone olan 200 kişiye üyelik hediye etti. Yani özellikle ısrarla belirttim aman oynatma listesi açın oynatma listesi açın diye. Arkadaşlar bir aksilik olmasa perşembe günde ben 50 kişiye üyelik hediye edeceğim. Bilginiz olsun hani muhtemelen ilk gösterim videolarından birinde edeceğim falan filan hani olabildiğince video izleyin olabildiğince oynatma listesi. Yara yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi Şimdi Fenerbahçe'mizin Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın orta hakemi ve var hakeminin beddua üstüne beddua, küfür üstüne küfür yediği maçı değerlendirdi. Ben bir kez daha söylüyorum. Benim evladımın canına kast edenlerin evladının başına bir şey gelse ben üzülmem. Ya yani Filistin, İsrailler Filistinli evlatları öldürüyorlar, hastane bombalıyorlar. İsrailli şeyin gökten bir bomba düşse üzülür müsünüz? Sevinirsiniz değil mi arkadaşlar? Sizinki insanlıksa benimki de insanlık. Allah Fenerbahçe'ye çektiren bütün hakemlerin sevdiklerinden çıkartsın. Çünkü bizim sevdiklerimiz, bizim evlatlarımız sakatlanıyor, bizim evlatlarımız öldürülmek isteniliyor. Yani Allah da bu hesabını sorsun bunlardan. Gürcan Bilgiç. Halil Umut Meyler maçı berabere bitirmek adına kırılmanlarını ters atak yönüne çevirmek için kullandı. FIFA hakeminin Paul yorumlarına bir bakın. Amatörde maç vermesiniz. Fenerbahçe liderliği geri aldı. Milli araya moralle gidecek. Orta sahayı bu kadar çabuk ve etkili geçen Adana Demirspor ile deplasmanda oynuyorsanız beraberlik de iyi sonuçtur ki Ceko dikkatli olsa kazanırlardı. Şimdi bakın eleştiri ile saçmalama arasındaki farkı söyleyeyim. Bu adamınki eleştiri. Ama bazıları saçmalama. Şimdi ben devam edeyim bak. bir için Böyle bir maç için mükemmel bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Ceko ile Demirspor kalesi Ertaç arasında geçti dakikalar. Birisi vuruyor, diğeri tutuyor. Devre bittiğinde tek şutu vardı Adana Demirspor'un. O da faulden geldi. Fenerbahçe oyuna da pozisyonlara da hükmetti adeta ama o bahsedilen son vuruş var ya doğru anda doğru şekilde gelmedi. Şimanski devreye giremedi. Ferdi'nin hükmettiği süreçte aslında Yusuf Sarı'yı yoklar arasına karıştırdığı gibi enerjisiyle de hücumu hücum yükünü de üstlendi takımın ona katılması lazımdı. Reaksiyon gelmedi. Cekoyla, ile Tadic bu sertlik için kararlarını da ayaklarını da birbirlerine dolaştırdılar. Şimanski de devreye girmeyince yani Şimanski de devreye girmedi bir türlü diyor. Bakın bunların hepsi mükemmel eleştiriler. Dozajında eleştiriler. İrfancan Rodriguez ile gereksiz bir didişmeye girdi. Aklı rövanşta kalınca tek etkili pas ile çıktı oyundan. Ama ne pastı. İkinci yarıda hatırlarsanız Ceko'ya doğru bir Pas Ceko gelişine yavaşça vurdu. Kaleci de kaldı. İkinci Adana takımı 5 dakika parladıktan sonra oyun temposu yine hani yine kaybetti. İki takımla beraberlikle memnun oynamaya başladılar. Risk almak gene rakibin hata yapmasını beklediler. Baskıyı üretip rakibi bozmak ilk hedef oldu. İsmail Kartal kısıtlı hamle şansı için bekledi. Bakın en önemli şey olay bu. Cengiz Ünder, Bartu Elmaz ve Batshuayi ile taze kan denedi. Bakın kısıtlı hamle şansı. Ne olur bu cümleyi unutmayın. Ya bu cümleyi çok es geçiyorsunuz. Bu taze kandil 70'den sonra ikinci yarının iplerini tekrar ele geçirdiler. Yerleşik defansa hücum ederken offside'a düşmeyi başaran Batshuayi ayrıca tebrik etmek lazım. Nefis bir golün önüne geçti. Fenerbahçe liderliği geri aldı. Adjeko dikkatli olsa kazanırlardı. Haklı mı? Haklı. Yorgunluk sinyalleri söz konusu. Uğur Meleke. Yorgunluk sinyalleri değil. Açık söyleyeyim. Fenerbahçe her milli ara öncesinde böyle bir oyun sergiliyor. Yani ne yaptığından habersiz ama bitse de gitsek oyunu. Adana Demir'in Fenerbahçe maçını ele alma biçimi Avcı'nın Trabzonspor'undan başka oldu. Onlar ona açıyor 60 metrelik uzun toplarla oynama yolunu seçmediler. Geriden pasta çıkmaktan vazgeçmediler. Çıkabildiklerinde kanatlardan iki Yusuf'la zaman zaman etkili oldular. Ancak çıkamadıklarında da Fenerbahçe presine karşı koyamadılar. Fenerbahçe özellikle ilk bir saatte defalarca önde top kazandı. 7'si isabetli 15 şut yolladı Adana Kalesi'ne. Ancak Fenerbahçe'de özellikle belli isimlere ekstra yük binmesi özellikle son bölümde yorgunluk ve düşüşleri beraberinde getirdi. Son 8 günde 3 maça başlayan Samuel, Zayt, Tadic'in yanı sıra sezon başından beri çok yüzdeli oynayan 37'lik Ceko'da yorgunluk sinyalleri söz konusu. Bununla hepsine katılırım. Hepsine katılırım. Hatta keşke Ceko milli takımdan affını istesin. Ervan Toroğlu. Hadi öyle bilsin. Buraları kadar yapmaya çalıştı. Bunu yapamadılar. Fenerbahçeli bu taktiği. Burası yapması lazımdı. Sarla acım ettiler. Onu da yapamadılar sır bir futbol oldu diyor. İki hafta önce Trabzon Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynaması gerektiğini dersini vermişti. Ben şunu söyleyeyim. İki hafta önce ders mers verilmedi. Dört tane isabetli top, üç tane gol oldum Hakemin vermediği kartlar, vermediği penaltılar maçın kaderini değiştirdi. 45 artı 2'de Şimanski'nin penaltısını verse artık Trabzonlu oyuncuya kırmızı verse Ona açıyor da gel lan bu kadar faul oldun al sana sarı deyip ikinci ee, İsmail Yüksek hafif hareketine kırmızı verse maç 1-1 Trabzon 9 kişi kalsa bak bakalım kim kime ne verdi. olacaktım. Ahmet Çakar gerçek sonuç beraberlikte diyor. Fenerbahçe puan kaybetti. 90 dakikaya baktığınızda Fenerbahçe ilk yarıda önde kazandığı toplardan sonraki şutlardan baskı başka bir pozisyonu yoktu diyor. Ya ben eski hakemlerin sadece maç değildi hani maç e, yorumlaması değildi. Sadece pozisyon yorumlamasını ee, ele alıyorum arkadaşlar. Onun dışında çok umursamıyorum. Ömer Ründül milli iyi değerlendirmeli. Evet en eleştiren kişiye geldik. Ceko, Tadic, Fred ve Şimanski gibi çok önemli yabancılar. Eğer kolay maç trafiğinde dinlendirilirlerse ve itmanlarda kondisyon yüklemesi yapılmazsa ciddi düşüş olur diye görüş bildirdim. Fred sakatlandı Adana'da gördük. Tadic sanki halı sahada top oynuyor. Ceko iyice düşüş içinde. Daha da önemlisi 24 yaşındaki Şimanski ciddi fizik kaybında. Ligdeki çekiştiği Rakiple puanlar eşit. Kaybedilmiş bir şey yok. Eğer İsmail Kartal bu gerçekleri görüp milli arayı iyi değerlendirirse işler tekrar yoluna girer. Aksi takdirde en büyük hedef yine tehlikeye girer. Ferdi'den sonra Ferdi'den sonra ciddi maç eksine rağmen Crespo'yu beğendim diyor. Yani e, en eleştiren kişi bu arkadaşlar. Milli ara biçilmiş kaftan diyor Ercan Güven. Fenerbahçe'deki soru şu İsmail Kartal'ın oyuncuları ile ilişkisinin çok iyi olduğunu herkes biliyor. Peki kriz sürecinde oyuna müdahalesi açık söylemek lazım. Ne artı ne eksi. Sistem ancak sakatlar eksikler önce tam randımanla çalışacak o zaman. Milli ara biçilmiş kaftan. Yani Türkçe olarak şunu diyor adam değişikliği kimi değiştirecek? Mecburen sakatların iyileşmesini bekleyecek diyor. Haksız mı? İlker Yağcıoğlu düşüş endice verici boyutta. Fenerbahçe ligin en zorlu deplasmanlarından birinde savunma anlamında iyi bir oyun ortaya koydu da hücum tarafında etkisiz kaldı. 2 puanı kaybetti. Özellikle Ceko Tadic ikilisinde düşüş endişe verici boyutta. Fenerbahçe'nin santraforu bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsa en az 1-2 tanesini gole çevirebilmeli diyor. Mehmet Özdilek futbol meyvesi gol o da gol, o da gol çıkmadı. Orta sahada hep maçın nereye gideceğini tayin ederler. Fenerbahçe İsmail Fred Şimans güçlüsüyle rakip sahada yapacağı baskıyla birlikte bütün takımları rakip sağda büyük baskı altına alıyorlardı. Bugün baktım Adana Demirspor daha çok topla oynamış. Fenerbahçe belki de ilk defa topu rakibe bıraktı. Tugay Kerimoğlu. Oyunda pozisyonları olan tarafın Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim. Ama o bitirişleri yapmak zorundasınız. Yorgunluk bir etmen midir? Kesinlikle etkendir. Şu ana kadar 22 maç oynamışlar. Fenerbahçe'de gördüğüm şu ne Crespo ne Zeiss. Bundan sonra ne ağızlarını ne de surat ifadelerini değiştirmesinler. Niye oynamıyoruz diye kimseye şikayet etmesinler. Maçı bir oyuncu üzerinden yorumlamak istiyorum. Bir oyuncu bu kadar mı yüzde yüzünü verip oyun içinde kazanmak için her türlü aksiyon verir? Bu isim Ferdi Kadıoğlu. Hem defansı yapacaksınız. Hem ofansı yapacaksınız. Hem yeteneklerinizi kullanacaksınız. Hem de önünüzde oynayan tad için geriye gelmediği alanı kapatacaksınız. Her şeyi yapan adam mücadeleci kimliğini o kadar yansıtıyor ki kendini gönülden tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu yorulum demez. Ağzını açmaz. Herhangi bir demecinde kötü bir düşüncesi yoktur. Düşüncelerini hep net olumlu şekilde anlatır. Müthiş bir adam. Oyunda pozisyonları olan tarafın Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim diyor ama bitiricilik. Şu ana kadar 22 maç oynamışlar. Yani yorgunluk bir etmen diyor. Hani Fenerbahçe'de İsmail ve Fred'in olduğu her an Şimanski'nin oyun içindeki etkinliği artırıyor. Stoperlerden istediği kadar eksil. Ancak orta sahada eksildiği zaman Şimanski de oyundan kayboluyor. Bakın doğru teşhis bu işte. İsmail yüksek ve... Ee Fred geldiği zaman Şimanski o zaman iyi oynuyor arkadaşlar farkındaysanız. Crespo, Zayt, Tadic, İrfan, Osayi. 5 tane oyuncunun bugün performans olarak alt seviyede maçı alt seviyede ise maçı kazanmak çok zordur. Yakaladığım pozisyonları bitirmen lazım ki bu 5 oyuncu çok fazla anılmasın. Bugün Fenerbahçe için olumlu olan şey nedir? Fenerbahçe kaybetmeden dönüyor. Bu olumlu denilebilir. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. 85. dakika. Ya Herro'ya Merro dedin. Oyuna iki forvetini birden aldın. Umut Nahir'de Batshuayi'yi de aldın. Ceko'yu da forvete koydun. Ceko ortada Umut Nair sağında. Tadiç'i çıkarttın. İrfan Can'ı çıkarttın. Şişirmeye gittin. Doldur boşalta döndün. Ters bir Adana topu 1-0 yenildin. Ulan İsmail Kartal da kazanmak için her şeyi yaptı ama kaybetti. Adam ne yapsın mı dersiniz? 85 olmasın ya 65'te değiştirsin. Zayt'sı kovdu. Zayt'sı çıkarttı oyundan. Dedi ki Crespo, e, Şimanski ikiniz orta sahada durun. Hatta İrfancan sen de gel. iki tane, 8 bir tane altı oynayın. Umut Nair gir. Çünkü Cengiz'in ahı gitmiş vahı kalmış diyorsunuz. E kentten fayda yok. Umut Nair gir. Bat şu ay gir. Ceko sen de oyunda dur. Lan kötüsün ama dur oyunda. Kaçırdır ama. Hani mecbur çünkü, çünkü Cengiz'i mi alacağım diye aldın oyunu 65'te. 1-0 kaybettin. Arkadaşlar bakın bazı olaylar sonuçlarıyla bazı olaylar süreçleriyle düşünülür. Anlatabiliyor muyum? Bakkaldan ekmek almaya gidersiniz ya da marketten ekmek almaya gidersiniz. Kilolu bir insansınızdır. Atıyorum kafadan 12.000 adım atarsınız. 12 bin adım bir insan bir günde 12 bin adım atarsa zayıflama evresindedir. Tıkabasa basa yiyin hiç sıkıntı değil. Hatta ben size zayıflamak için çok güzel bir formül vereyim. Akşam yemeğini yediniz ya tıka basa yiyin. Doyun yani yiyebildiğiniz kadar yiyin hiç sıkıntı değil. Üstüne de içebildiğiniz kadar su için. 3 saat geçtikten sonra 12.000 adım atın. Her gün düzenli olarak 12.000 adım atın. 12.000 adım atın. Ne hiçbir şey yiyin, ne hiçbir şey için yatın, uyuyun. Bir ay sonra en az 6-7 belki 8 kilo verirsiniz. Harbi söylüyorum bu işin formülü bu. Hocam o kadar diyetisyen niye var? E senin yağ oranını şunu bunu belirliyor. Ben size çok net bir şey söylüyorum. Akşam 5'te yemeğinizi yiyin. 8'de yürüyüşe başlayın. Atıyorum 9'da bitirdiniz ya da koşu yapın. Fark etmez. 12 tamamlayın ama. En az 12.000. bin. 15 bin olur. 20 bin dolu. Ne yiyin ne için. Ha, su içebilirsiniz. Sıkıntı değil. Su çünkü midenizi çalıştırır. Enerji verir size. Yatın. Vücut sabaha kadar idman yapacak biliyor musunuz? Çünkü yatmadan önce yaptığınız şeyi sabaha kadar tekrarlıyor vücut. Yani ee, alsa al formül. İşte bizim de bunu yapmamız lazım. Neyse Rıdvan Dilmen'den değerli. Yani şunu söylemek istiyorum. Süreç önemli. Ya Fenerbahçe maçta Hocam tıka basa yedik. Böyle mi kilo vereceğiz? Tıka basa yedin ama 20 bin adım attın. İşte böyle zayıflarsın. Kazanımına bakacaksın. Rıdvan Dilmen'e geçelim. Rıdvan Dilmen ne diyor? Fenerbahçe'nin depresmanları adamı sporla kazandığı. Bu arada Rıdvan diyor benim öğrenci böyle diyordu. Çok da hoşuma gidiyordu. Fenerbahçe'de perşembe gece saat 1'de biten karşılaşmanın sonrasında fiziksel olarak biraz yorgundu. Bu durum hem Galatasaray hem Fenerbahçe için normal ama Fenerbahçe'den umutsuz olmasına hiç gerek yok. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Dur. Ee, performans düşüşleri gayet normal. Galatasaray'ın sürpriz mağlubiyeti Fenerbahçe'nin ilk yarı bu kadar önde basmasının sebebi buydu diyor. İyi de hocam. Şimdi şimdi hocam bir daha Recep Bayer Bey ile Manchester United'la Şampiyonlar Ligi oynuyor. Diğer Ludo oynuyor diyeceksiniz. İş öyle değil işte her iki takımın da sahada verdiği mücadele önemli. Yani gününde bir Bayern Münih kazanmak isteyen, fark atmak isteyen bir Bayern Münih ilk yerde 5 tane atar, fişi çekerdi. Yani çok zorlamıyorlar ki adamlar. Adamlar kazandığı zaman gruptan çıktılar zaten. Çünkü 3 tane kendilerine göre şey bir takım var. Ama Ludogoreskin ölüm kalım maçı. Ya bu maçı alacak, tutunacak ya da bırakıp gidecek. Yedeklerle çıkacak, fark yiyecek. Ki Rudogoresk dediğin takım yani evinde e, kimlere kimlere neler yaşatmış bir takım. Ha ben yine söylüyorum yani kağıt üstünde evet Rudogoresk'ten Bayern Münih'i kıyaslamak doğru değil ama ikisinin de maçının gece bitir deplasmandan o yolculuktan gelip yine deplasmana gitmesi ağır zeminlerde oynamaları size bırakıyorum. Ancak bir ivme ekleyeyim Fenerbahçe'nin iki stoperi yedek üçüncü stoperi yok e, as 6 numarası as 8 numarası yok. Hatta yedek 8 numarası da yok. Bugün Mert Hakan eğer iyi olsaydı Zayis değil Mert Hakan oynardı. Ki İsmail Kartal'ı biliyorsun sezon başından beri izlediniz. Yani Fenerbahçe'nin 6 tane as ismi yok. Ve zemin normal. Neyse şu kadroya baktığımız zaman Adana'dan alınan bir puan başarı. Bu kadar eksiğe rağmen bu skor kabul edilebilir. Bir de 8 eksikle gitmiştin oraya. Ertaş çok iyi bir kaleci. Hatta Ertaş bu ligde şampiyonluğu bile belirlemiş bir kaleci. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin bir stoperini sürekli rotasyona sokması gerekiyordu. Keza Fred de bugün son dakikalarda kötü performans gösteren tad içinde rotasyona girmesi lazım. Ben açık söyleyeyim. Mesela Karagümrük'te maçın var. Sürpriz bir şekilde. Sürpriz. Kent ilk 11 başlasa. Tad yedek beklese. Sürpriz bir şekilde. Kadıköy'desin. Destek. Hurra. Emin olun Kent hayatının maçını oynar hayatının maçını oynar. Anlatabiliyor muyum? Ama sürekli Tadiç ısrarı bu Fenerbahçe'ye de Tadiç'e de zarar verir. Şimanski sahada yoktu. Zayt her geçen dakika yok olmaya başladı. Sürpriz faktör Crespo oldu. Ferdi çok iyi oynadı. Ben Fenerbahçe'yi ilk yerde izlediğimde şampiyonun en büyük adayı dedim. İsmail Kartal'ın ve oyuncuların maça bakış açısı çok iyiydi. Bu kadar eksikle buradan kaybedilmiş 3 puan yok. Alınmış 1 puan var. Sezon başında zaten Adana Demirspor maçlarına zaten 4 puan yazarsın. 6 olursa ne ala bu 1 puan üzülecek bir şey değil. Jiko ve çıkarken serzenişte bulundu. Çok hoş bir şey değil bu demiş. Ee, sonrasında şey yapıldı. Şimdi size bir şey soracağım. Galatasaray deplasmandan 1 puan alacağız. Evimizde yeneceğiz. 4 puan. Beşiktaş deplasmandan 1 puan alacağız. Evimizde yeneceğiz. 4 daha 8. Trabzon'a deplasmanda yeneceğiz. 11 puan. Adana Demir evimizde yeneceğiz. 14 puan. Yüzde 1 milyon şampiyonuz değil mi arkadaşlar? Yüzde 1 milyon şampiyonuz. O zaman bunu odaklanalım ve diğer maçları kazanmaya. İkinci yarı için adil bir sonuç ama ilk yarı için ayrısını söylemem. Fenerbahçe ilk yarı muazzam oynadı. Fenerbahçe'de oyuncular teknik direktör İsmail Kartal kesinlikle bu maça 3 puan için çıkmış. Fenerbahçe'de çok milli takım oyuncusu var. Normalde milli ara dinlenme gibi olsa da Fenerbahçe'de bu durum pek öyle olmayabilir. Oyunun son dakikalanacak. O ne kadar çok çıkmak istemese de hem zeminin kötüleşmesi hem de koordinasyon kaybı yaşadı. Ben Fenerbahçe'nin ilk yarıyı minimum 3 puan önde bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray'a karşı avantajlı olması için 3 puan fark olmalı bence. Var hakemi su atarsam bu Allah bela. Net hatalı Kevin Rodriguez'in atılması gerekiyordu. Sadece onun da değil de. Bu zeminde Fenerbahçe oynayabileceği en iyi oyunu oynadı diyor. Ve son haberimiz var kayıtları açıklansın. Bir şey söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam FIFA, UEFA neresi var hepsine başvururum. Milliyet yazarı Halil Özel. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının 73. dakikasında Jadon Osterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi hakkında yorum yaptı. Jadon Osterwolde'nin pozisyonunu bugün FIFA'da gösterseniz Halil Umut Meler'in kokartını sökerek alırlar. Sökerek almaları bir tarafa söktükleri kokartı da Halil Umut Meler'in Resmen linç girişimi ve gariptir ki sarı kart bile yok ne orta ne var hakeme ne yan hakem ne dördüncü hakem hepsinin gözünün önünde oluyor. Bir tanesinden tık yok. Hepsine sanki mil çekilmiş. TFF'nin bu olayın var kayıtlarını mutlaka açıklaması lazım. Hakemler hangi kafayla bu olayı görmediler? Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin yerinde olsam federasyona başvuruda bulunurum. Ya beni hükmen galip ilan edeceksin. Ya bu hakemlerin orta hakemi de var hakemi de hakemlikten atacaksın. Ya var kayıtlarını açıklayacaksın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Üçünden biri. Ya Fenerbahçe bak bir daha söylüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'den 3 istek. Ya var kayıtları ya hükmen galibiyet. Değil mi? Ya da yani yadasını söylemek istemiyorum. Abi Hangi hakem hangi kafayla bu olayı görmediler? Çünkü bu penaltı ya da normal bir faul anı değil. O pozisyonlarda yorum dersin, çıkarsın ama bu yoruma kapalı. Açıkçası Grecoremen ya da judo jim ifadelerini kullanmış. Ya çok net söylüyorum. Bak çok net. Geri anlatır gibi anlatıyorum. Bizim Türk hakemleri çünkü anca bundan anlıyorlar. Ya şu pozisyonu görmeme imkanın yok. Ya düşürsen arkadaşlar bak suçluya ee, neydi o? yardım ve yataklık diye bir suç var değil mi? Ya yani birisi bir adam öldürse sen evinde saklasan yardım ve yataklık oluyor değil mi? Ya da sen olayı görsen ama yanlış ifade versen yardım ve yataklık oluyor. Sen de bu olayın suçlususun diyorlar değil mi? İşte atıyorum ya şu Dilan Polat'ı falan ben aslında biliyordum kayıtlar da elimde vardı ama sakladım desen. Aa iyi yapmışsın ya yazık günah. Kim bir müminin ayıbını örterse Allah da onun kıyamet günde ayıbını örter mi diyecekler sana? Yoksa gel olan buraya mı diyecekler? Gel ulan buraya diyecekler tabi. Ya olması gereken de bu yani. Gel ulan buraya demek. Ya Fenerbahçe üst üste örgütsel bir olay var ya. Karşımızda örgütsel bir olay var. Gerçekten örgütsel bir olay var. Bu hani sıradan açıklanamayacak bir olay değil. Bu basit bir olay değil. Bu, bu bambaşka bir şey ya. Ahmet Çakar diyor ki örgütsel bir ilişki var. Hakemler tartışmalı bütün kararlarda Galatasaray'ın lehine Fenerbahçe'nin aleyhine karar veriyorlar. Ki bunu Erden Timur da söylemiş örgütsel bir şey var diye. Osterwolde'nin pozisyonunu altı göz görüyor. Sokakta bir adamı boynuna tutup yere yatırsan dünyanın her yerinde altı aydan başlar. Batuhan Karadeniz ne demiş? Kevin Rodriguez'in Osterwolde'nin gırtlağını tuttu ve kündeleme hareketiyle yere yatırdı. Sokakta olsa bir sonraki hareket yumruk nasıl olur böyle bir şey? Avukata sordum dışarıda. 7 aydan başlıyormuş cezası. Ligde ödül. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam ultimatum yaparım anında. Öyle bak hatırlayın Galatasaray Başkanı ne dedi ortamı germenin lüzumu yok mecemi yok işte hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye diye başladı. İlk puan kaybında yöneticisi çıktı ne dedi puanımızı çaldılar hirsizsiniz hepiniz hirsiz Galatasaray hirsiz hep hacı diyordu değil mi bunu. Abi bu örgütsel ilişki açıklansın. Bak Fenerbahçe'nin yerinde olsam Ali Koç'un yerinde olsam fair play, fair play umurumda değil. Canı cehenneme fair play'inde. Ali Koç'un yerinde olsam kıyameti koparırım. Ortalığı karıştırırım. Daha kaç olacak bu derim ya. Daha kaç olacak? Kaç? Ya bir insan bir kere öldürülür. Fenerbahçe her maç öldürülüyor. Ha sorsan şöyle. Trabzonspor maçı ya. En basitinden tad için penaltısına. Penaltı değil. Tamam biz de aynısını diyoruz. O sahi ikinci karttan atılmalıydı. Tamam biz de aynısını diyoruz. Ya hepimiz ortak paydayız. Fenerbahçe kollandı. 45 artıdaki Şimanski'nin pozisyonuna herkes penaltı diyor. Trabzonspor'lar ve Fenerbahçe düşmanları hariç. kimse ha, Trabzonsporlu da buna ben de penaltı verdim diyen var. Hatta sarı kart kesin kırmızı mı diyenler var. Al 45 artı ondan sonra ona aç 10 on, 10 faulle bir futbolcu sarı kartsız maçı bitiriyorsa o hakem bir daha elma bile limon bile satmamalı o ülkede. 10 faul ya 10 faul 10 faul. Ya dün ben hatırlıyorum. Bizim kimdi ya? Bizim oyunculardan bir tanesiydi. Hat hangisi olduğunu tam hatırlamadım da hakem şey dedi. 1 2 3 oldu bu dedi. 3'te sarı kartı verdi. Bu standarda göre ilk yarı Onuaç'un kaç faulü var? 6 tane mi? 7 tane mi faulü var? En az bir tane sarı kart verdi dedi. İkincisinde de İsmail'in, İsmail, İsmail Yüksel'in atıldığı gibi basit bir şekilde oyundan atılsa bitti. Hayırlı olsun. Ama var Fenerbahçe yeşliyor. Artı Şimaskey'e yapılan yine bir penaltı var. Tam Tadi Çinkini vermesin. Onuaç'un sarılarını versin. Şimanski'nin pozisyona penaltı versin. Atıyorum kafadan Trabzon 10 kişi kalsın. atıyorum kafadan derken ona şu ikinci sarıyı yiyip atılsın. Penaltı pozisyonu. Hadi bir sarıyı çok görmesin. Trabzon 10 kişi skor 1-1. Hadi çıksın oradan. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen oradan çıksın o Trabzon. Ondan sonra Fener kollandı oluyor. Ya bunları geçin. Bunlar züğürt tesellisi. Hep aynı şey oluyor. Yani bir Ali Maç çalan gibi Trabzon'da son adam Trabzon'da oyuncuyu hiçbir şey yapmamasına rağmen Direkt kırmızıdan atsa Trabzon 10 kişi kalsa Fener maçı alsa hakem edemedik tat bırakmayacaksınız. E aynısı bizim başımıza geldi. Burada da aynısı geldi. Al dün Adana'da da geldi. Nereye kadar gidecek bu? Bak bugün Fener'in başına yarın Beşiktaş'ın başına gelecek. Başka bir gün başkasının başına gelecek. Neyse. Siz Fener şampiyon olmasında kim olursa olsun sürdürün. Şu tablo iyidir. Hoştur. 12 maç bitiminde 31 puan deseler de <laughs> kabul eder miydik? Ben ederdim açıkçası. 12 maç bitiminde 31 puan deseler de açık söylüyorum kabul ederim ama Trabzon'a yenilmeyelim derdim. Trabzon'la beraber Adana Demir'i yenelim gerekirse derdim ki yani yenilerim gerekirse derdim. Ee, onu da söyleyip ha Adana Demir'i yenseydik benim için büyük bir kazanç olacaktı çünkü ben Trabzon maçına kazanırız diyordum Adana Demir'e kaybederiz diyordum. Hakemlerle hakemlerle durdururlar makas açılmasın diye derdim makas bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar bir beğeniyi çok görmeyin.